Sen içeride yürüyüş yapıyorsun. Bu tarafa niye geçmiş? Tam buraya kadar. Buraya daha. Sayın Başkanım, değerli İlçe Başkanımız, Sayın Dernek Başkanımız, Münhamuk Kıyreti Müsa Çavahat'ın, öncelikle Hakim abiden sonra konuşmak tabii ki oldukça üstattan sonra zor olacak benim için ama ben de değerli hemşerilerimize önce kendimi tekrar hatırlatayım. Yücel Elibol benim ismim. Mardin Medya Esterliği'yim. Deri işiyle uğraşmaktayım. Elibol ailesindenim. Başkanımız da 2019-2024 yılları arasında meclis üyeliği fırsatı verdi bize. Beraber çalışma fırsatı buldu. Aleykümselam. Hoş geldiniz abi siz de. Çok siz de gördüğünüz burada olan insanlar olarak aldığımız hizmetleri hepsine vakıfsınız. Oldukça yapılabilecek süreç içerisinde yapılacak her şeyi yaptığına inanıyorum ve biz de aynı şekilde ev ziyaretlerinde takdirleri, selamları, duaları alarak çıkıyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin de destekleriyle tekrardan Ömer Başkanımızla devam edelim. Murat Kurum Bey de inşallah yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığı zaman hizmetler katlanarak artacaktır diye de inanıyorum. Desteğinizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Selamünaleyküm. Öncelikle peşinden söyleyeyim. Biraz heyecan yapabilirim. Değerli siyasi büyüklerim ve bu kalabalığında heyecanlanmamak mümkün değil. Öncelikle kıymetli ilçe başkanıma, belediye başkanıma, gençlik kolları başkanımıza ve dernek başkanımız Fethullah başkanımızın nezdinde diğer dernek başkanlarımıza ve değerli hemşerilerimize hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben avukat Gökhan Turgay, ben de Ortacalıyım, Peşrekliyim, Midyatlıyım. Burada serbest avukatlık mesleğini ifa etmekteyim. Kısaca kendimi tanıttıktan sonra Sayın Ömer Başkanımızı yani anlatmaya kelimeler yetmez. Kendisi tüm bilgi birikimini, tecrübesini, motivasyonunu, enerjisini sadece hizmet yaparak Zeytinburnu'na siyaset üstü bir anlayışla sevilen, sayılan bir kişi olarak kendisinden memnunuz. Bu noktada 31 Mart yerel seçimlerinde bizim de hizmetlere devam için Ömer Başkanımızı en güçlü desteği hemşerilerimizle birlikte vermemiz gerekmektedir. Bu destekle birlikte her mecrada hizmetlere, Ömer Başkanımızın hizmetlerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bu konuda sizden gerekli desteği her zaman için dernek başkanlarımız, üyelerimiz, tüm hemşerilerimiz olabildiğince tüm destekleri verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Bundan sonra da sevgiyle, hoşgörüyle, anlayışla Mardin'e yarışır bir şekilde Murat Kurum Başkanımızı da, Ömer Başkanımızı da inşallah yeniden Zeytinburnu'yla, yeniden İstanbul diyerek tekrardan gönül vericiliğini kazandırmak için hepimiz var gücümüzle çalışacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Belediye Başkanım, değerli Hazirun, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Avukat Mahmut Baş, Mardin Midyat, Bağlarbaşı köyündenim. İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydim. Bu süreçte istifa ederek meclis üyeliği adaylığına başvurumu yaptım. Belediye Başkanımızın Zeytinburnu için değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum'la uyumlu çalışmaların neticesinde Zeytinburnu'na büyük eserler kazandırmıştır. Bu
eserlerin devamı ve bu kalıcı eserlerin sürekliliği açısından Murat Kurum Başkanımıza da desteklerimizi vermemiz gerektiğine inanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlar. Çok değerli belediye başkanım, çok değerli dernek başkanım, ZDEF başkanım, Bidat Ortaca Dernek başkanım, Omerka başkanım, Yıldız Spor ve aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Birliği başkanım, Gençlik Kolları başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, medeniyetler şehri Mardin'imizin güzel insanları, değerli hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel, hoş muhabbet ortamınız için başta dernek başkanımız olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yol arkadaşımız Abdülhakim Kaya, Ömer başkanımızla ilgili sahada hemşehrilerimizin duygu ve düşüncelerini ifade etti. Hepimizin malumu, belediye başkanımız 2019 yılında Kültür Bakan Yardımcılığı gibi bir görevi Zeytinburnu hemşehrilerimize hizmet etmek için bırakıp Zeytinburnu hemşehrilerimize hizmetkar oldu. Sizlerin duasıyla ve desteğiyle. 5 yıllık dönem geride kaldı. Hamdolsun bu 5 yıllık dönemi hepimiz açısından bir yüz akı 5 yıl olarak değerlendiriyoruz. 5 yıl önce 2019'da yola çıktığımızda her aday gibi belediye başkanımız da hemşehrilerimize hizmet etme noktasında duygularını, düşüncelerini, projelerini ifade etmiş, ortaya koymuştu. Bugün baktığımızda sadece yola çıkarken ortaya koyduğu projelerle değil, bu projelerin yanında da vaat ettiği projeler kadar projeyi de ihtiyaç hasıl olduğunda, imkanlar oluştuğunda beklemeden, bir seçim vaadine dönüştürmeden yerine getirmiş durumda. Bu konuda belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde 5 yıllık yeni bir dönem var ve bu yeni dönemde de sizlerden her gün Zeytinburnumuzun herhangi bir sokağında sabahın 7'sinde ya da gecenin 10'unda 11'inde tek başına denk geldiğiniz, muhabbet kurduğunuz mevcut belediye başkanımıza dua ve destek bekliyoruz. Bir taraftan malum ilçe sadece kendi özelinde hareket etmiyor. Büyükşehir'e bağlıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Zeytinburnu'nda büyük katkıları olması gerekiyor. 2019'da yine yola çıktığımızda vaat ettiğimiz, Büyükşehir'le birlikte vaat ettiğimiz bazı çalışmalarımız vardı. Ama maalesef 2019'daki ortaya çıkan tablo ve yeni yönetim Zeytinburnu hemşehrilerimize hizmet etme noktasında hiç de iyimser bir tablo ortaya koymadı. Ve vaat edilen çalışmaların maalesef hiçbiri yapılamadı. Yapılamadığı gibi de bazı aksaklıklarımız oldu. Zeytinburnu hemşehrilerimizin çilesini arttıran bazı uygulamalar oldu. Şimdi inşallah yine sizlerin duasıyla, desteğiyle 31 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi bir görevi yapmış. 81 vilayetimizin herhangi bir yerinde bir olumsuz bir tablo ortaya çıktığında, bir doğal afet ortaya çıktığında ya da herhangi bir olumsuz bir durum çıktığında hemen orada 1-2 saat içerisinde orada gördüğünüz Zeytinburnu'nun da bu 5 yıllık dönemde emeği olmuş Çevre ve Şehircilik Bakanımız, şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sizler Murat Kurum Başkanımıza verdiğinizde önümüzdeki 5 yıl Zeytinburnu için çok daha verimli çalışmaların hayata geçireceği bir ilçe olacak. Malum Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Zeytinburnu Belediye Başkanımızla birlikte Zeytinburnu önümüzdeki 5 yıl çok güzel hizmetlere, hemşehrilerimizin menfaatine birçok uygulamaya hayata geçirecek bir ortam sağlamış olacak. O nedenle sizden ricamız, belediye başkanımızın şimdiye kadar sizlere yapmış olduğu hizmetlere daha iyi hizmetleri, daha iyi imkanları sunabilmesi için Büyükşehir desteğini de belediye başkanımıza birlikte vermenizi rica ediyorum. Tekrar değerli dernek başkanımıza, bizleri sizlerle bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. 31 Mart'ın şimdiden Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mikrofonu da belediye başkanımıza arz ediyorum.
Aziz hemşehrilerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel sohbet ortamını bize hazırladığı için değerli dernek başkanımız Fethullah abiye çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de bu sohbete iştirakiniz dolayısıyla hepinizin ayağına sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Benden önce kıymetli konuşmacı arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, meclis üyesi aday adaylarımız, ilçe başkanımız aslında meselenin büyük oranda tamamına değindiler. Önümüzde bir 31 Mart yerel seçimleri var. Hepimiz bu yerel seçimler için seferberlik halinde yol arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bizim hizmet ve eser siyaseti bakımından bir problemimiz yok. Bunu hepiniz biliyoruz. Türkiye bunu yaşıyor. İstanbul bunu yaşadı, yaşıyor. Elbette verdiğimiz sözleri zaten tutmak için vermiştik. Onları yapmak boynumuzun borcuydu. Sözümüz olmamasına rağmen bir kısmı zorunluluk, bir kısmı imkan dolayısıyla yaptığımız birçok şey de oldu. Bunları da önemli elbette bu yaşadığımız güzel ilçemiz, memleketimiz Zeytinburnu'na yeni özellikler, yeni güzellikler eklemek elbette bizim için büyük bir bahtiyarlık sebebi. Sadece eser bakımından değil, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yeni alanlar açtık. Onlara dokunduk. Her biriyle özel ilişkilerimiz, özel duygusal, özel bağımız oluştu. Ben asıl kazancın 2019 yılında yola çıkarken söylediğimiz gibi belediye işi, gönül işi cümlesinde olduğu gibi asıl kendim için büyük kazancın Zeytinburnu'nda hemen her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Mardin benim hayatımda özel önemi olan bir şehir. Belediye başkanlığından önce de kaç defa gittiğimi bilmiyorum. Bir kısmı görev dolayısıyla, bir kısmı da hakikaten o kadim medeniyetleri keşfetmek, medeniyetlerin izlerini aramak için gidişlerimizin sayısını bilmiyoruz. Bu dönem genel merkezimiz bizi dar geçitle kardeş belediye yaptı. Biz bundan çok memnun olduk. İlçe tercihi genel merkezimize ait. Değerli belediye başkanı arkadaşım Cüneyt Bey ile beraber çok güzel bir arkadaşlık, dostluk oluştu. Ben açıkçası belediye başkanlığından sonra tanıdım Cüneyt kardeşimizi. Orada bir eser yapmakta nasip oldu. Bu bizim nasibimiz. Herkese her şey nasip olmuyor. Mardin'e de bir eser kazandırmış olmaktan dolayısıyla çok memnunum, mutluyum. Şimdi oradan iyi haberler geliyor. Kütüphane açılmış, onları izliyorum. Cüneyt Bey geçtiğimiz günlerde Mardin tanıtım günlerinde Atatürk Havalimanı'na gelmişti. Orada da çok güzel şeyler söyledi. Bundan memnunum, bahtiyarım. Sadece buradaki çocuklarımıza değil, Mardin'de geçitteki çocuklarımıza da dokunacak, hayatlarında küçük değişiklikler meydana getirecek işler yapmış olmak benim için bir onur, bir gurur. Ayrıca biliyorsunuz ben bir Fahri Mardinli olarak beni bağrınıza bastığınız için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni dönem için yollardayız, sahalardayız. Yeni dönem için huzurlarınızdayız. Ama bu dönem benden önceki kıymetli arkadaşlarımızın da söylediği gibi bu dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da bu hizmet kervanını aynı anlayışa dahil etmek istiyoruz. Daha güzel bir enerjinin, sinerjinin oluşacağına ben inanıyorum. Geçtiğimiz 5 yıl maalesef bu konuda çok kötü tecrübelerimiz oldu. Birlikte yaşadık, hepiniz duydunuz, dinlediniz, şahit oldunuz. Zeytinburnu, yani birkaç şey saymak mümkün ama ilk aklıma geleni söyleyeyim. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullandığımız bina için 2022 yılında 22,5 milyon lira ecrimisil tahakkuk ettiren bir belediyeyle uğraştık, biz boğuştuk. O bakımdan mesafe alamadık. Biraz önce
Abdülhakim kardeşimiz ev ziyaretlerinden bu kardeşinizle ilgili iyi bir geri bildirimin olduğunu ama Murat Kurum Bey'i tanımadıklarını söylediler. Doğru. Bizim kadar tabii Murat Kurum Bey'i tanımalarına imkan yok. Biz çünkü 5 yıldır her vesileyle sokaktaydık, sahadaydık. Hemşehrilerimizin sevinçli günlerinde, acılı günlerinde hep yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu bizim yaşam tarzımız, hayat biçimimiz. Biz bunu bir dostluk, arkadaşlık, hemşehrilik hukuku içinde kendimize vazife sayıyoruz. Bütün siyasi mülahazaların üstünde zevkle ve bir insanlık gereği olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde tıpkı geçtiğimiz 5 yıl gibi herkese eşit, adil hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Bunun için burada bütün siyasi düşüncelerin üstünde sadece hizmet ve eser odaklı bir tercihin açığa çıkması için, buradan iyi bir neticenin ortaya çıkması için siz değerli kanaat önderlerimizin etkileyebileceğiniz hemşehrinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, konu komşunuza son 50 günde ricada bulunmanızı arzu ediyoruz. Buradan iyi bir sonuçta çıkmak istiyoruz. Murat Kurum Başkanımızla beraber Zeytinburnu'ndan iyi bir ses yükselsin istiyoruz. Bu geçtiğimiz 5 yılda bizim hemşehrilerimizle kurduğumuz bu güçlü bağın bir neticesi olarak ortaya çıksın. Başka yerlere de örnek olsun istiyoruz. Elbette bize de motivasyon olsun, yeni bir heyecan olsun istiyoruz. Ben Mardinli hemşehrilerimizin bu konuda büyük bir gayret göstereceklerine ve iyi bir sonuçla bizi sandıktan çıkaracaklarına inanıyorum. Allah hepinizi var etsin. Allah emeklerinizi bereketlendirsin. Bir şey söylemek isteyen varsa dinleyelim. Bence iyi olur sohbet havası. Ama söz almama ihtimaline binaen ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi çoğaltsın. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah bizi size mahcup etmesin. 31 Mart Zeytinburnu'nda Murat Kurum Başkanımız için ve bizim için inşallah zafer olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Ben aslında gündemimizi çok oluşturmasın diye bahis açmadım. Ama Hüseyin kardeşimiz madem açtı bahsi, birkaç cümle etmek icap eder. Evvela konuşmamın başında biraz da onun için söyledim. 31 Mart seçimleri ülkemiz için, memleketimiz için, İstanbul için, Zeytinburnu'muz için hayırlı uğurlu olsun. Huzur içinde seçimleri tamamlamak nasip olsun. Hepimiz için. Küçükçekmece'de AK Parti adayının seçim çalışması yaptığı yerdeki silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Nefretle kınıyorum. Rivayet muhtelif, yaralılar olduğu kesin. Allah yaralılara acil şifalar versin. Allah hepimizi korusun. Ülkemize, ülkemizin huzurunu, güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Netice itibariyle bu bir seçim. Belediye başkanlarını seçeceğiz. Ve biz siyasi tercihimiz, düşüncemiz, milliyetimiz ne olursa olsun eninde sonunda şehirlerle birlikte, hemşehrilerimizle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi, memleketimizi korusun. Tekrar bu silahlı saldırıyı nefretle kınıyorum. Allah hepimizi korusun. Yaralılara varsa vefata Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.